Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Seferilikte vatan ikamet ve vatanı asli konusunu izah eder misiniz? Bir Müslümanın doğup büyüdüğü, yaşadığı ya da artık bundan sonra hayatım boyunca burada kalacağım diye yerleştiği yere vatanı asli denilir. Asli vatan denilir. O insan orada kaldığı sürece seferi ve yolcu sayılmaz ve mukim olan ona mukim denir. Yani sürekli kalmaya karar verdiği yer anlamında vatanı aslidir ve artık orada sürekli kalacaktır. Bir de vatan ikame dediğimiz 15 günden fazla kalmaya niyet ettiği herhangi bir yerde kaldığı kısım ikamedir. Yani bugün diyelim İstanbul'da oturan, ikamet eden ve sürekli orada kalmaya karar veren vatan aslisini İstanbul'a kabul eden bir kardeşimiz, örneğin Konya'ya herhangi bir iş için gitse veya bir memuriyet için gitse veya bir ticaret için gitse veya askerlik için gitse veya öğrenci olarak gitse ve orada da 15 günden fazla kalacaksa orası vatan ikame olur. Artık Konya'ya vardıktan sonra yolcu sayılmaz, yolcu hükümler geçerli değildir ve asli vatanındaymış gibi orada hayatını devam ettirir. Buna göre bir Müslümanın ister asli vatanında olsun, isterse 15 günden fazla kalmaya karar verdiği bir yerde kalıyor olsun, asla seferi değildir ve yolculuk şartları geçerli olmaz. Ancak eğer gittiği yerde 15 günden az kalmaya niyet etmişse, orası artık onun için seferilik şartlarının geçerli olduğu bir yerdir ve seferlik hükümlerine göre yolculuk yapmışsa o ayrı bir konu kendisini seferi kabul ediyorsa, gittiği yerde de 15 günden az kalacaksa o zaman o seferidir. Orada kaldığı müddetçe seferlik hükümlerini dini açıdan uygulayabilir.